23 Eylül 2017 kıyamet senaryosu diye haberlere çıkmış. Ne diyor? David Mead isimli araştırmacı Planet X'de 2017 Arrival adlı kitabında dünyanın 23 Eylül 2017 tarihinde yok olacağını iddia ediyor. Diğer yandan komplo teorisi yanında İncil'deki ayetleri işaret ediyor. Yine bir sallamasyon. 23 Eylül'deyiz. Saat 23:44. Dünya yok olmadı. Hala nefes alıyoruz. Allah'a şükür. Ne demiş? Virgo Başak tam yıl tam Virgo Başak takım yıldızının tam altında hize alacak. Güneş takım yıldızını örtecek ve yalnızca 2017'de yaşanan bu hadise sonucu bir doğum yaşanacak. Jüpiter'de 9-9-17'de doğmuştu. Yani sallamasyon bir şeyler uydurmuşlar da kehanet mi nedir? NASA yalanlıyor. Kaç kere dünya tehdit edildi yani hiç hepsinde bir 5 dakikayla kurtulduk, 10 dakikayla. En son Nibiru'ya inanmıştım gerçekten. Belli bir güzergahı vardı, üstümüzden geçecekti bu yıllarda. O da hayalmiş herhalde. NASA'nın oynadığı oyunlardan biri. 2000. Nibiru'nun normalde önceden de 2003 yılında dünya çarpması gerekiyormuş. Öyle bir söylenti çıkmış. 2003'te çarpmamış yani. O zaman da yalan ortaya çıkmış. Ardından Mayaların iddialarıyla harmanlanan çeşitli alt teoriler üretildi ve 2012 yılına işaret edildi. Ya, bir de 2012'de çarpacak demiş, yine olmamış. İlginç bir şekilde bu söylemlere inanan insan sayısı artık yokken verilen tarihler zaman aralıkları da azalıyordu. Şimdi fake olduğunu düşündüğüm bir video göstereceğim, yani yorumu siz verin. Bana fake gibi gelin. Nibiru gezegenini gördüğünü iddia eden bir arkadaş. Bir kere bir gezegen olsa bile bu kadar hızlı dönmesi imkansız uzaktan baktığında. Yani dünyaya dışına baktım, o kadar hızlı dönmüyor yani. Nibiru da ayın 5 katı falan boyutunda herhalde. Bu kadar hızlı dönmesi, bu kadar küçük gözükmesi imkansız bu mesafede. Montaj büyük ihtimal. Burada da Ekim ayını yönetmiş. Ekim ayında, Eylül değil, Ekim ayı. Güneşin ikizi olduğu öne sürülen başıboş bir yıldız dünyaya doğru ilerliyor. Bu stres ne? Ergenin kafası dondu. Çarpacaksa çarpacak. Geçen de dünyanın çevresinde on binler, yüz binlerce şey sardı diyorlar. Meteor sardı. Çarpacak diyorlar. 1970'ten beri her gün öleceğiz diyorlar. Böyle bir söylentiler oluyor. Şu gün öleceğiz. Şimdi bak, Eylül'de Nibiru çarpacak değil de Ekim'de çarpacak yani. Başta 1985'te dendi. 2007'de, 2003'te, 2012'de, şimdi Eylül, Ekim'de dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Nibiru'nun rotası işte böyle gösteriyor. Dünya mesela hangisi dünya? Öyle değil. Bizim dünyamız yuvarlak şekilde Güneş'in etrafında dönüyorsa, Güneş sisteminin, Nibiru da eğimli bir açıyla ve oval şeklinde bir dönüş alıyor. Bu da belli aralıklarla dünyaya yaklaşmasını sağlıyor. Tabii belki bir gün çarpacak bu yaklaşmayla. Ama ne zaman çarpacağı kesin olarak tespit edilemez. Yani ne kadar usta bir şirket de olsa, NASA kaç kere teoreminde yanıldı mesela. Her şeye inanırsak olmaz. Onlar sadece bakış açısı, teoriler yani. Gerçekten yok olmayacak. Bunu ciddiye alanlar. Yani Nibiru'nun görüntüsünü almış. Ona kalsa bir sürü şey olurdu. Dünyanın sonu mu geliyor?
Zaten olacağı varsa, kıyamet gelirse Allah'ın işi yani. Yapacağımız bir şey yok. Kader, kısmet. Yani çok bunlar düşünerek yaşamayın yani. Kıyamet kopana kadar yani belli değil. Güne zamandan beri bundan binler yıl önce de kıyamet kopacak yarın, bugün diyorlardı. Şimdi kıyamet kopacak diyorlar. Onu sadece Allah bilir. Hiç kimse ne kadar araştırsa da bilemez.